ya Rabbi bir karıkayı bile ezemeyecek Sakıp Sabancı, bana bir makinalı tüfek ver, içeriye gireyim, bu çocukları kurtarayım. Merhaba efendim, bilim sayfaya hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle bir karı kocayı daha yakından tanıyacağız. Kayseri'de doğan, Adana'da 6 erkek kardeşiyle aynı odayı paylaşan, çok hastalandığı için ailesini çürük anlamında Uluk Sakıp diye çağırdığı, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı zenginlerinden ve çok sevilen iş adamı Sakıp Sabancı ve eşi Türkan Sabancı konuklarımız. Efendim, bu zengin lafına çok sevilen özellikle ekledim. Çünkü siz hakikaten çok sevilen bir iş adamısınız. Ve ben sizin hayatınızı baştan sona okudum bu program öncesinde. Her şeyi biliyorum. Hatta şöyle bir şey yaptım. 2-3 saat bir program yapabilirim sizinle. Ama önce isterseniz şeyle başlayalım. Evliliğinizle başlayalım. Siz babanızın bildiğin ayranı bilmediğin yoğurda değişme nasihatinden yola çıkarak bildiğiniz teyzenizin kızı Türkan Hanım'la evlendiniz. Ne kadar yıl oldu Sakıp? 1957 yılında oldu. Evet. Ben o zaman Mecnun çalışıyordum. Karım da Ceyhan'da oturuyordu. Evet. Aile beraberce büyüyorduk. Birbirimizi tanıyorduk, görüyorduk. Bana da sempatik gözüküyordu karım. Anam bana sordu, bu güzel kızı sana alsak ne dersin dedi. Anlaşılan babamla da konuşmuşlar bu işi. Aa, ben dedim evvela Türkan'a soralım, o ne diyecek? Siz dediniz Türkan'ın? Ben de zaten göz koymuştum küçüklüğümden beri. Küçüklüğümden beri göz koymuştum. Allah yazdı. Evet, evlendim. Evet. Kaç yıl oldu, 57 olduğuna göre 37. Fazla hesaba gitme ve karşılaştı. Peki, hemen unutuyorum onu. Haziran 15. 15 Haziran'da mı? 15 Haziran'da. Yaşımız çıkar, yaşımız çıkar. İki saat gün Adana'da yaşadınız, gençliğiniz oralarda geçti. Şimdi ben sana realist olalım. Şöyle bir şeyler yaptım desem, hakkım vardı, yine de söyleyebilirim. Çünkü evet, evlenmeden evvel hakkım vardı. Olursa yani evlenmeden önce. Evet. Ama buna rağmen, doğrusunu istersen, o kadar pekmeze dalmıştım ki, çalışmaya, onun için o günlerde icablarını yapamam. Çapkınlık dahil. Bunu sadece karıma hoşgörüsü gelsin diye söylemiyorum. Kaybedilmiş bir tren diye kabul ediyor. Ayrıca da buna üzülüm. Yaşamamış bir gün diye kabul ediyor. Tabii şimdi hemen size dönmek istiyorum. Şu anda bizi köyde ya da gece konuda seyreden bir sürü insan var, bir sürü seyircimiz var. Şimdi onlar için siz çok mutlu gibi olması gereken insanlarsınız. Çünkü paranın satın alabileceği büyük bir güce sahipsiniz. O zaman Türkiye Hanım, çok parası olmakla mutlu olmanın arasında nasıl bir dengeniz? Mutlu musunuz? Mutluyum. Şöyle ki yani, anlaşan bir karı kocayız Allah aşkına. Evliliğimiz yani normal bir çizgide yürüyor. Evet. Ama bu demek değildir ki para her şeyi satın alır. Muhakkak yani evet güzel. Gerçekten çok dışarıdan gıpt edenler olur ama dışarıdaki göründüğü gibi değil. İnsanın hayatı yani içinde yaşarken yani para her şeyi tamamlamıyor, etkilemiyor. Nedir sizi buruklaştırın? Evliliğimizden sonra doğan çocukların problemli olması. Bizim yani hayatı buruk yapan, buruk bakan. Başka yani türlü evet. Ve eşimin iki defa çok büyük bir kalp ameliyatı geçirmesi. Evet, o da yani çok buruklaştırdı hayatımızı. Önce sağlık. Evet, sonra yani. Evet, önce sağlık. Sonra insanlar bulunduğu hayata alışıyorlar yani bunlara. Hani buna da alıştık. Yani bir spastik çocuğumuzun olmasını kabullendik ve böyle yaşamımızı sürdürüyoruz. Evet, şimdi onu diyecektim Sakıp Bey. Sizin ilk kızınız Dilek değil mi yanılmıyorsam? Evet. Daha sonra da ilk oğlunuz Metin dünyaya geldi ve herhalde bir erkek evlat sahibi olmak, daha doğrusu ikinci çocuğa sahip olmak ikiniz de ilk başta çok mutlu etmiştir. Ama sonra siz acı gerçeği öğrendiniz. Nasıl karşıladınız bunu? Kısa zamanda öğrendik evet. Efendim, her şeyin hayırlısı olsun derler. Anadolu'da coşkuyla bir istek var. Çocuk gelecekse bir eve, oğlan olsun, evet, coşkuyla. İşte hayırlısını demek lazım. Bize oğlan geldi. Biz ne yapalım ki? Alnımıza böyle yazılmıştı. Bize problemler getirdi.
Onu gördüğümüzde, tespit ettiğimizde, yakaladığımızda neler yapabiliriz diye kafamızı her taşa vurduk. Türkiye'nin içindeki çeşitli doktorlar, müesseseler, onun dışında Amerika'da, İngiltere'de, ama gördük ki yok, yok, yok. Tanrı alnına bunu böyle yazdı. Bizim bağrımızı yaktı, karı koca bağrımızı. Oğlumuz, adını da Metin koymuştuk. Bizim evimize bir oğlan geldi diye mutluyduk evimize. Tabii bir arkadaşım devlet planlamada daire reisiydi. Çok planlamaya gidip geliyorum. Beni üzgün gördü böyle bir meselede. Çünkü ben ona gelirken, binaya girerken problemli bir çocuk görmüşüm. Onu görünce ben hemen kendimi kontrol edemedim. Otomatik saklanacağım bir yer var. Tuvalete saklanmak. Gitmemek, rahatlamak. Gözlerimden tabii filan hissetmiş ki Muammer Bey, benden böyle bir şey var. Neden bu kadar bunuksun? Sen dedi dinamik, canlısın. Bugün bir fark var. Yahu dedim, benim böyle bir çocuğum var. Sana da gelirken birini gördüm binanın önünde. Beni yakaladı dünyamdan öbür tarafa. Ondan böyle hissediyorum dedim. O da çok değerli bir insandı, inanışları güçlü bir arkadaşımdı. O da daire reisi, dedi ki sağa kıp baksana söyleyeyim. Belki de Tanrı sana Metin'i verdi, senin bağrın yandığı gibi binlerce analar, babalar aynı meseleden dolayı bağrı yanmıştır. Onlara sen yardım etmek için müesseseler yapmak için bir sebebiyet olacaktır herhalde dedi. Bu bende hakikaten gerçekten iz bıraktı. Koşarak çalışmak istedim. Ve 15 sene evvel İstanbul'da bir müessese yaptık. Böyle problemleri olan çocukların annelere ve babalara çocuklarını tanıtmak, göstermek için. Ve nasıl hayatlarını düzenlesinler diye eğitim vermek için Acıbadem'de yapılan bu iş fonksiyonlarını yapıyor. Onun içinde çocuklar düşünebiliyor musun? 19 tanesi olimpiyatlara katıldı. Evet, bu konudaki çocuklar. Olimpiyatlarda altın madalyalar getirdiler. Düşününüz, yürüyemeyen bir bebek yavru, yürüyemeyen, koşuyor, yarışıyor, altın alıyor, İstiklal marşını, İstiklal marşımızı Atlanta'da söyletiyor. Yani tabii böyle bir çocuk hem anneyi hem de babayı gerçekten üzer, ama galiba anneler biraz daha mı hassas olurlar bu konuda? Tabii, yapı olarak, yani kadınlar her konuda olduğu gibi değil mi? Daha duygusal oluyor. Daha çok beraber oluyorsunuz çocuğunuzla. Nasıl, olayı ne zaman kabullendiniz? Belki başta çok gözyaşı döktünüz. Belki isyan ettiniz. Bilemiyorum, evet, ama sonra nasıl kabullendiniz? Bir zaman isyan etmedim ama evet, bu Tanrı'nın bana dediğim bir alın yazısıdır. Hemen teşhis kondu zaten. Bir buçuk yaşlarındaydı konduğunda. Çok küçük yaşta kondu. Ve kabullendim ondan sonra. Onunla beraber olmak beni çok, her zaman çok mutlu eder. Yasemin Hanım, yani ondan ne kadar çok zaman ayırırsam daha mutlu hissederim. Daha bir, yani annelerin daha çok sorumluluk duygusu oluyor. Tabii baba o kadar meşgul bir insan ki ben ancak bazen akşamları görebiliyorum. Bazen hiç göremiyorum. Haklısınız. Peki efendim, şeyi merak ediyorum. Acaba bu sizin içinizde böyle bir şey oldu mu? Bilmiyorum, bir nokta oldu mu? Acaba böyle bir erkek çocuk gördünüz ya da sağlıklı bir çocuk gördüğünüzde neden benimki değil gibi hiç geçiriyor musunuz? Tabii birçok okullar yaptım, kalebe yurtları yaptım, müesseseler yaptım. Birçok insanlar var, metinler var binlerce. Onunla ve çalıştırdığım insanlar ve onların çocukları var. Ben şöyle bir anımı söylemek istiyorum. Eve gelmiş bu problemi, karım çok hassas,
ve haklı olarak anne penceresinden bakıyor o. Bana nazaran bir iki defa zorladım. Gel metinimizi zorlayalım beraberce. Bir müesseseye koyalım. Bir müesseseye koyalım. Belli aralarla gidip onları görelim. Bunu ikna etmek için de Türkiye'mizde böyle müesseseler hiç yok. Yani hastane onları koruyan, bakan yerler yeterli boyutlarda yok. İngiltere'de birkaç yer gösterdiler bir pazar günü. Gittik orada çocukları gördüm. O zaman karıma hak verdim. Çünkü el elin çocuğuna bir yere kadar bakabiliyor ve sahip olabiliyorlar. Resmen terk edilmiş. Öyle mi? Evet. Öyle zor koşullarda bırakılmış ki o yavrular, çocuklar İngiltere'de. Çıkınca ben kendi kendime dedim, ya Rabbi, ya Rabbi, bir karıkayı bile ezemeyecek Sakıp Sabancı, bana evet. Bir makinalı tüfek ver, içeriye gireyim, bu çocukları kurtarayım. Aklıma geldi. Fakat ne diyorum? Tanrı yazmıştır. Beterin beteri var. Bundan da beter olur mu? Var olur efendim, beter var. Allah bir güç vermiştir. Çalışıyoruz. Karım da sosyal işlerde çalışıyor, vakıflarda çalışıyor. Ben de sosyal kolumda yapıyoruz, ediyoruz. Çocukları, gençleri düşünüyoruz. Bunlarla inşallah hayırlı işler yapalım diyoruz. Metin Saban için de şimdi güzel bir hastane yapacağız. Evet, şimdi ona gelecek temel hastalığı daha. Türkiye'nin en büyük hastanesini yapıyorsunuz. Metin Sabancı Spastik Çocuklar Hastanesi. Bu fikir herhalde biraz önce anlattığınız olaydan doğdu. Elbette. Efendim, Yunanistan dahil gelişmiş memleketlere gittikçe görüyoruz. Gelişenen büyüyecek bir şekilde bu çocuklar toplumun dışına itelemek yerine, evet, bağıra basıp onlara görevler yapmak gerekiyor. Hatta bazı aileler bunu saklıyorlar bile. Türkiye'de de bunlar var. Evet. Ne yazık ki. Utandıkları için çocuklarından söylemiyorlar. Ya da saklıyorlar. Akraba evlilikleri bunun sebebiyeti biri olduğu söyleniyor. Başka kriterler de var. Bunu saklama yerine söylemeliyiz. Bazı insanlara faydası olması bakımından bunu ekrana getirmeliyiz. Ve moral bozulma yerine iyi aramalıyız. El ele vermeliyiz. Hükümet de bir şeyler yapsın. İmkanları olanlar da bizim gibi. Damdan düşenler, bağrı yananlar da yapsın dedik. Acıbarem de anneleri, babalara gelince teşhis yapıyor, eğitim veriyordu. Ama şimdi Kadıköy'de yapacağımız yeni yer, hem onları teşhis edeceğiz, İkinci bacağı var, meslek edindireceğiz. Yani eğitim vereceğiz. İkinci bacağı var. Tabii orada arkadaşlarım gitti, çalıştı. Nasıl ki bir Sabancı Sentri yaparken yahut Sakıp Sabancı Lisesi'ni yaparken sadece şu kadar metrekarelik bir bina yapmadık. Dünyadaki iyi yapılmış örneklere göre yaptık. Metin Sabancı ile yaparken şimdi doğru dürüst bir şey yapalım. İsviçre'den gelen, Fransa'dan gelen, İngiltere'den gelen Metin Sabancı'nın adında bu hastaneyi görünce ama güzel yer oldu desin. İnşallah Karıgöc'e bir gün açacağız. İnşallah. Orada göreceğiz binlerce metinler, onlara mutluluklar, onlara eğitimler verecek diye umuyoruz. Şimdi ben son bir soru sormak istiyorum. Tek torununuz var değil mi? Evet. Daha henüz bir yaşında. Daha 2 hafta evvel yaşlarını kutladık. Öyle mi? Evet, buradaydı. Nasıl bir sevgi? Derler ki torun sevgisi, evlat sevgisi üstünde. Gerçekten mi? Gerçekten öyle de Yasemin Hanım çıkmadan. Sorumluluk size değil. Evet. Evet. Annesi babası sorumluluğunu yüklenmiş. Sadece sevmek size kalıyor. Sadece evet. Şimdi dede Sakıp Bey. Evet. Anneannesiniz. Nene diyelim değil mi? Anadolu tabiri nene diyorlar. Artık nene dede oluyor. Nene dede oluyorsunuz. Ben sanayicilerin hepsinde biliyorum ki faizden hep beraber yaşarlar. Bunu toruna bağlıyorum. Babam derdi ki sanayici olur ki, babam rahmetli de dedi ki oğlum dedi bu torun faizin faizi. Faizin faizi. Bunu anca olan bilir. Hakikaten
O kadar güzel bir olay ki. İnşallah olmayanlara da Allah versin. İnşallah, değil mi? İnşallah onlar da bunu yaşasınlar. Gerçekten. Sen de çocuklarını evlendiresin. İnşallah. Sorunlarını tabii, görürsün. Olacak bir gün. Mutlaka. Ben çok teşekkür ediyorum size. Bu birinci sayfamızda bizim minik bir yerimiz var. Tabii sizden başlayalım tamam. İsterseniz.